Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Just then a servant came in with a note for Mr. Utterson. Daha sonra, yani just then, hemen sonra Mr. Utterson için bu hizmetçi bir notla geldi. Is that from Dr. Jekyll, sir? The clerk answered. Bu Dr. Jekyll'den mi diye, Dr. Jekyll'den mi efendim diye bu yazman sordu. Yes, said Utterson. Evet, dedi Utterson. I thought that I knew the writing, said Guest. Sanırım bu yazıyı biliyorum, dedi Guest. Is it private, Mr. Utterson? Bu gizli, özel mi, Mr. Utterson, diye sordu. Yani soruyor burada. No, it is only a dinner invitation, said Utterson. O mektubu Jack'le yazdı herhalde. Bakalım. Hayır, o sadece bir akşam yemeği daveti, dedi Utterson. Why, neden? Do you want to see it? Neden? Görmek istiyor musun? Diye yazmana soruyor. Just for a minute, sir, please. Sadece bir dakika. Lütfen bir dakika efendim. Bir dakika efendim, lütfen, dedi. And the clerk put the two pieces of paper side by side and studied them with great interest. Wow. Ve yazman bu iki kağıt parçasını yan yana koydu ve onlarla büyük ilgiyle, büyük dikkatle de diyebiliriz, çalışmaya başladı. Thank you, sir, he said at last, and he gave both notes back to the Mr. Utterson. Teşekkür ederim efendim, dedi ve en sonunda bu iki kağıdı da, iki notu da Mr. Utterson'a geri verdi. There was a minute of silence. Bir dakikalığına sessizlik vardı. Bir dakika sessizlik vardı. Then the lawyer asked the question that guest was waiting for. Daha sonra the lawyer asked the question that, yani daha sonra bu avukat guest'in beklediği soruyu sordu. Mr. Utterson was afraid that he already knew the answer. Mr. Utterson cevabını çoktan bildiği için, bildiğinden korkuyordu. Why did you look at the two together, guest asked Utterson. Neden bu iki kağıda baktın? Birlikte baktın, diye sordu guest'e. Well, sir, in very many ways the handwriting is the same, said guest. Ve guest, tamam efendim. Birçok açıdan bu el yazısı aynı, dedi. Sonra buraya bir daha bakalım arkadaşlar. Yani şu an 3 dakika gözüküyor da sayfanın sonuna geldik. Bir yeri ben devam etmediğimi anlamadım. Umarım bu videoda sorun yoktur. Hepsi çevirmişizdir. Evet, o çok garip, diyor Utterson. Yes, guest de buna katılıyor. Evet, diyor. Çok garip. But it isn't information to tell other people, said the lawyer carefully. Avukat dikkatli bir şekilde, ama bu diğer insanlara söylenecek bir bilgi değil, diyor. Bu aramızda kalsın. No, sir, said clerk. Hayır efendim, dedi yazman. I understand, anlıyorum. And he turned and left the room. O döndü ve odayı terk etti. When Mr. Utterson was alone, he locked the note in his safe. Mr. Utterson yalnızken, yani işte yazmanı ayrılıyor. He locked the note. O notu, safe'i zaten biz kasa olarak da çevirmiştik. Burada güvenlik falan değil. Kasanın içerisinde notu kilitliyor. I don't understand it, he thought. Onu anlamıyorum, diye düşündü. Henry Jekyll wrote a letter for murderer. Henry Jekyll katil için bir yazı yazmıştı. And the blood ran cold through his body. Ve kan işte soğuk bir şekilde vücudunda akıyordu. Biz bunu ne deriz işte? Böyle buz gibi olmuştu. Kan beynine sıçramıştı gibi çevrilebilir burası. Chapter 8'e geçtik arkadaşlar. 8. Dr. Lyon da vardı bu arada. Time passed. Zaman geçti. Thousands of pounds were offered for information about Sir Danvers Crewe's murderer.
Dermot Cruven cinayet katili için katili hakkındaki bilgiler için binlerce poundluk para teklif edildi. Yani bilgi bulana, katilini yakalayana yani binlerce pound vereceğiz, 1.000 pound vereceğiz tarzında şeyler çıkmış. Haberler varmış. Çünkü adam ünlüydü. Sir Danvers Carroll. Sonra, where was Mr. Hyde? Mr. Hyde neredeydi? Diydi. Sorumuz var. Yine sayfa bitti. Yani ilerledikçe hızlı hızlı çeviriyoruz. Belki ilerleyen yerlerde bir videoda 2 sayfa da olabilir ama kısa kısa olsun. Güzel olsun. Yani siz de izlerken sıkılmayın. Her sayfada, yani her videoda 1 sayfayı çevireceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.